Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan hayallerim, güneşli günlerim var. Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın, o da ben istersem. Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın, nasıl istersen. Boş ver, tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Ben bu ana o kadar inanmayı istiyorum ki. Ama... Sana bunu ispat edeceğim. Birbirimize uygun olduğumuzu. Eğer istersek ne kadar mutlu olabileceğimizi göstereceğim. Sadece bana. Bize bir şans ver. Lütfen böyle şeyler söyleme Burak. Beni tekrar masallara inandırmaya çalışma. Bir süre sonra arkanı dönemeyeceğin gerçekler karşına çıktığında... bana bunları söyleyemezsen... ben yerle bir olurum. Lütfen yapma. Aslı. Tüm dünya karşıma da gelse... ben sana bunu söylemeye devam edeceğim. Aslı, nerede bu kız? Aslı! Hey, annem geldi. Efendim anne. İyi geceler. Anne! Aslan, neredesin? Ne yapıyorsun bahçede? Bahçıvan çiçekleri ekmiş de ben onları suladım. Aa, aferin benim kuzuma. Nasıl geçti günün? Güzel geçti, güzel. Gel gel. Sana anlatacaklarım var. Geç. Aslı. Ay kuzucuğum, sen de olsaydın keşke. Şükran teyzenin komşusunun kınasına gittik. Bir eğlendik, bir eğlendik. Vallahi kurtlarımızı döktük. Aslan. Nereye bakıyorsun kuzum? Ah, anne ya ben dalmışım pardon. Ne diyordun? Şükran teyzenin komşusunun kınasına gittik diyordum. Demek kınada çok eğlendiniz. Bak ne güzel oldu, değişiklik oldu sana da. İyi ki gitmişsin. Çok eğlendik kuzum. Senin günün nasıl geçti? Çizim yapabildin mi? Şey, karaladım bir şeyler. E bak sen de iyi vakit geçirmişsin. Evet, hem de çok. Yani nasıl geçtiğini anlamadım. Hadi Aslım, yatalım. Yarın sabah bana erkenden iş başı. Tamam anneciğim. İyi geceler kuzum. İyi geceler. Ay.
Aslı. Tüm dünya karşıma da gelse, ben sana bunu söylemeye devam edeceğim. Bir şey hem bu kadar güzel, hem bu kadar korkutucu nasıl olabilir? Hem bu kadar mutlu edip, hem de bu kadar kırılgan yapabilir. Aşksın sen değil mi? Söyledikleri kadar var mısın? Uyudun mu? Hayır, uyumadım. Çok güzel bir gündü. Benim için de. Sevindim. Yarın işe birlikte gidelim mi? Ne yapıyorum ben? Buna daha fazla izin vermemeliyim. Ayrı gitsek daha iyi olur. Sabah seni bekleyeceğim. Yanacağını bile bile ateşe atlamak için heveslenir mi hiç insan? İyi geceler. Bu evet demek sanırım. Sana da iyi geceler, çilek kokulu. Günaydın kuzum. Erkencisin. Ay uyku tutmadı Aslı'cığım. Ben de güne erkenden başladım. İyi yapmışsın. Ne güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Kimse kalkmadı değil mi? Yok. Kalkmadı da neden sordun? Hiç öylesine. Neyse anneciğim ben işe gidiyorum. Aslı kahvaltı? Ay yok, iş yerinde yerim. Aslı'cığım içime sinmiyor ama böyle. Hadi görüşürüz. Uyanmamış ki hala. Biraz beklesem mi acaba? Söz vermedim ama yine de birlikte gideceğimizi düşünmüş olabilir. Aa, hayırdır, bir şey mi unuttun? Yok anneciğim, kahvaltı yapayım dedim. Hayır, içime sinmiyor deyince. Tamam, hemen sana bir şeyler hazırlıyorum. Sen otur oraya. Hem işe birlikte gidelim mi diyor, hem unutuyor. Ya birlikte gitmeyi kabul etseydim, rezil olacaktım. Neyse, böylesi daha iyi oldu zaten. Boş hayaller kurmamayı öğrenemedim hala. Thank you.
Ellerine sağlık, çok güzeldi. Ben çıkıyorum. Afiyet olsun canım benim. Hadi güle güle. Görüşürüz. Ya çok özür dilerim. Uyuyakaldım. Neredesin? Gittin mi yoksa? Gittim tabii. Seni bekleyecek değilim herhalde. Haklısın. Vay, şakalar falan. Buyurun. Bekledin değil mi? Yani benimle gitmek istemiyordun. Yok canım. Niye bekleyecekmişim seni? Hiç yalan söyleyemiyorsun. Ama ben bu haline bayılıyorum. Evet, bu konuda başarılı olduğum söylenemez. Ya çok beklettim değil mi seni? Ama bak söz telafi edeceğim. Güzel bir kahvaltı ısmarlasam. Ben kahvaltımı yaptım. Ya benimle de yaparsın. Ben çok açım. Ya işe gidince yersin. Geç kalırız. Ya daha zamanımız var. Bak söz geç kalmayacağız. Hadi. Tamam. Yüzünde bir şey var. Bir aynaya bak istersen. Ne var? Dam, darere, dam. Sen daha güzelsin. Şey, iki tane simit alabilir miyim? Ben ısmarlıyorum. Ya beni simitle mi kandıracaksın? Ne kadar cimrisin ya. E peynir de alacağım. İki tane de peynir alabilir miyim? Tamam o zaman. E sen de çayları ısmarlarsın. Tamam. Nerede yiyeceğiz peki? Teşekkürler. Yani şöyle sessiz sakin bir yer olsun. Buldum. Ay çok keyifli olacak. Ya küçücük şeyleri bile büyütüyorsun ya. Sana her geçen gün daha fazla hayranım. Hoş geldiniz Selda Hanım, Nihat Bey. Hoş bulduk. Hayatım ben şirkete geçeceğim. Üstümü değiştireyim hemen çıkıyorum. Tamam hayatım. Efendim tatiliniz nasıl geçti? Ay işte Şükrancığım ne olsun yani. Bir günde adaya gittik geldik işte. Ama ada havası tabii huzur veriyor yani insana. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Emel'cim. Aç mısınız? Kahvaltı hazırlayayım size. Ay yok kahvaltı yaptık biz ama o senin güzel kahven yok mu ondan alırım işte. Hemen.
Burak ne yaptı? Kalktı mı? Burak Bey bu sabah erkenden çıktılar efendim. Ay, ay Şükran bu çocuk bayağı ciddi ciddi çalışıyor yani. Ay çok şükür. Ay Nihat da çok hoşuna gidecek biliyor musun? Çok sevinecek. Evet efendim. İzninizle. Tamam canım. İlk defa böyle bir kahvaltı yapıyorum. Simit, peynir, çay falan. Ama güzel oluyormuş. Halk işi işte. Biz Gonca ile arada buraya gelip kahvaltı yapıyoruz. Çok güzel, sakin bir yer. Çok seviyorum burayı. Ben de çok sevdim. Sık sık geliriz buraya. Zaten çok böyle gözlerden uzak, huzurlu bir yer burası. Aslı, ne oldu? Yok bir şey. Bir şey var. Ne olduğunu bana söyler misin? Gerçekten bir şey yok. Aslı, bak sen böyle huzursuzken benim rahat olmamı bekleme. Ne olduğunu benim de bilmem lazım. Burak, ben çok korkuyorum. Annem duyarsa yıkılır. Sizinkileri düşünemiyorum bile. Kim bilir sana ne tepki verirler. İşte böyle. Sen her korktuğunda ben sana sımsıkı sarılacağım. Şimdi daha çok korkuyorum. Nihat'ım diyet yemekleri hazır mı? Biliyorsun birazdan işe gidecek. Hazırladım efendim. Hem de her zamanki gibi iki tane. Harika. Yalnız onları bir poşete koyarsın değil mi? Baş üstüne. Tamam. Burak uyuyor mu hala? Yanıldın hayatım. Sabah erkenden kalkıp işe gitti. Emin misin? Ay evet hayatım. Ayrıca sen alış artık yani çocuğumuz çalışıyor. Ya bu çocuğa ne oldu böyle Selda? Ben yıllardır konuşuyorum, konuşuyorum, konuşuyorum. Kılını bile kıpırdatmadı. Şimdi artık işe gitmekten, çalışmaktan neredeyse eve gelmeyecek. Yani bunu bu kadar etkileyen, değiştiren şey ne acaba sence? Çağla ile olan ilişkisi hayatım. Ayrıca bakma sen, o böyle pek hevesli gibi falan gözükmüyor. Ama artık hayatta ciddi bir adım atması gerektiğini, bunun içinde sorumluluk alması gerektiğini fark etti çocuk. Söylediğin şey çok mantıklı. Söz olayını da bir an önce yapmakta haklısın. Ne kadar sorumluluğu artarsa bence kendini o kadar çok disipline edebilir. Bak, ne diyorum biliyor musun? Sen Burak'la bir konuş da Çağla'yı bir an önce gidip isteyelim. Ay. Ay Nihat. Bunu duyduğuma o kadar mutlu oldum ki. Tamam hayatım. Emel'ciğim çok teşekkür ederim. Hayatım bunlar senin yemeklerin biliyorsun. Çok teşekkür ederim hayatım. Sağ ol. Hayırlı işler. Şu an yaşadığımız şeyin gerçek olduğuna inanamıyorum. Bence şu an tek gerçek olan şey bu. Nasıl yani? Düşünsene bir, seninle nasıl tanıştık? Sonrasında yollarımız defalarca nasıl kesişti? Birbirimizden uzak kalmaya çalıştıkça nasıl da birbirimize doğru çekildik? Aramızdaki mesafeler bile bir anda yok oldu. Aynı evde bulduk birbirimizi. Bu kader değil de ne? Bu gerçek değil de ne? Ben korktuğum için kendimi itiraf edemesem de, seni görmezden gelmeye çalışsam da, yarınımızın olmayacağını bilsem de, şu an yaşadığımız şey kader. Seninle tanıştığım günden beri ne kadar değiştiğimi görmüyor musun? Hayatımda ilk defa ben diye bir şey yok. Kalmadı. Biz varız. Yalanı, sahte sevgileri, bencilliği, tüm olumsuz şeyleri geride bıraktım artık. Sadece senin saflığınla doldurdum kendimi. Ben artık sen oldum. Sen de ben. O yüzden bizim için artık yarın yok deme. Biz tüm zamanların üzerindeyiz çünkü artık.
Hadi güzel sevgilimin fotoğraflarını çekeyim. Ya bir gören olursa. Merak etme, ben seni saklarım. Bakalım. Ne kadar kolay, bitti deyip hiçbir şey yaşamamış gibi bir kenara çekilmek. Buna izin veremem. Ben bitti demeden hiçbir şey bitemez. Açma bakalım Burak. Bu şekilde benden kurtulabileceğini sanıyorsan çok yanılıyorsun. Eğer merak ediyorsan Çağla'ya ayrılmak istediğini söyledim. Biliyorum. Biliyor musun? Evet, siz konuşurken tesadüfen duydum. Sen gizlice bizi mi dinledin? Hayır, evde ben... Duydum işte. Tamam tamam. İnandım. Keşke söylemeseydim ya. Bak. Birbirimize hiç yalan söylemeyelim, olur mu? Sana karşı hep dürüst olmak istiyorum. Çağla'yla ailelerimiz uzun yıllardır tanışıyor. Yani biz birlikte büyüdük diyebilirim. Aslında son 2 yıl öncesine kadar ona hep arkadaş gözüyle baktım. Ama Çağla'nın bana bakışı pek de öyle değilmiş. Bana duygularını ilk bahsettiğinde ona bir his beslemediğimi, ilişki düşünmediğimi söyledi. Ama zamanla nasıl olduğunu anlamadım. Kendim bir ilişkinin içinde buldum. Ona aşık oldun mu peki? Ben aşka inanmazdım ki. Beni aşka inandıran sen oldun. Sana karşı koymaya çalıştıkça daha da çok inandım. O yüzden Çağla'yla yaşadığım şeyin ne kadar boş, ne kadar anlamsız olduğunu daha iyi anladım. Kendimizi kandırıyormuşuz. Peki... Benim yüzümden mi ayrıldın Çağla'dan? Bu ilişkinin zaten başlaması hataydı. Biz aslında Çağla'yla gerçekten birbirimizden çok farklıyız. Zamanla ona ne kadar çok benzediğini fark ettim. Ama seninle tekrar kendimi buldum ben. O yüzden sakın kendini suçlama. Bu ilişki zaten eninde sonunda bitecekti. Çağla bunu kolay kolay kabul edeceğine benzemiyor. O çok hırslı bir kız. Ben onunla mücadele edemem. Aslı, sen her şeyi bana bırak. Sadece beni sevdiğini, benim yanımda olduğunu bileyim. O zaman her şeyin üstesinden gelebilirim. Böyle boş boş oturamam. Bir şey yapmam lazım ama ne? İstersen yanlardan biraz daha alabilir miyim? İyi böyle ya. Beğendin mi? Güzel güzel.
Saate lütfen. Sağ ol abiciğim. Efendim Çağla. Volkan. Merhaba, nasılsın? Sağ ol Çağlacığım, sen? Olanlardan sonra nasıl olmamı bekliyorsun ki? Neyse, konuşabildin mi Burak'la? Konuştum Çağla. Ne diyor peki? Sence düşündüğüm şey doğru mu? Yani bence değil. Onun da canı bayağı sıkkındı. Pek konuşmak istemedi. Bence bir süre üstüne gitmesek daha iyi olur Çağla. Üzerine gitmesek mi? Neyse Volkan, belli ki sen de benim için elinden geleni yaptın. Sana da çok teşekkür ederim. Bundan sonrasını ben kendim hallederim. Burak beni yeterince aptal yerine koydu. Ama artık neler döndüğünü, kimin yüzünden böyle olduğunu gayet iyi biliyorum. Çağlacığım, neden Burak'ın senden ayrılmak istemesini başka birine bağlıyorsun ki? Aramızda hiçbir problem yokken birdenbire böyle davranması normal mi sence? Bodrum'a gitmeden önce her şey yolundaydı. Tatlı tatlı Amerika'da tatil planları yapıyorduk biz. Sence birdenbire aramızın bu kadar bozulmasını birine değil de neye bağlamalıyım? Her şey açık ve net. Ben ne yapacağımı gayet iyi biliyorum. Beni bu duruma sokan herkes bedelini ödeyecek. Neyse Volkan, sonra görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Burak ya, başımıza ne işler açtın? Cevap bile veremezsin işte böyle. O da biliyor tabii ne kadar haklı olduğunu. Ama şu kızı bir bulursam, ne yapacağımı ben çok iyi biliyorum. Bir çay da alır mıydınız? Yok, teşekkürler. Kalkalım mı artık? Tamam canım. Bize sağ olabilir miyiz? Benim de işlerimin başına dönmem gerekiyor. Bir sunum hazırlamam lazım. Bana yardım edeceksin değil mi? Hayır tabii ki. Hayır mı? Sen benim işten kovmamı falan istiyorsun herhalde. Burak, saçmalama. Kim kovabilir seni oradan? Sen tabii daha Turgut Bey'le tanışmadın. Eğer tanışsaydın bana yardım etmeyi sen teklif ederdin. O kadar diyorsun. Neyse, kulübe gidelim de bakarız. Bakarız mı? Elbet senin de bana bir işin düşer. O zaman görüşürüz. Tamam. Tamam, yardım ederim. Ay Burak, ne yapıyorsun ya? Burak, bir gören olacak. Dayanamıyorum, ne yapayım? Çok tatlısın. Şükran, ne eğlendik değil mi dün gece? Ay, iyi ki peşine takılıp gelmişim Kına'ya. Bana da değişiklik oldu. Tabii Emel ya. Arada bir böyle eğlenceler iyi oluyor. Tabii canım. Ben de kız annesiyim. Öğrenmem lazım ne yapılıyor, ne ediliyor değil mi? Evet. Ay Emel, kızın annesi ne ağladı değil mi? Kolay mı Şükran? Ya ben Aslı'yı vereceğimi düşünemiyorum bile. Emel, keşke Aslı da gelseydi. Onun için de değişiklik olurdu. Ne yapmış bütün gün evde? Dedim ama çizim yapacağım deyince ısrar etmedim. Bütün gün evdeymiş. Tüm gün? Hı? Ya zaten bir günlük izni var. Onda da gezse tozsa ya. Doğru diyorsun ama çok yorgundu kuzum. Dinlenmiştir. Orası da öyle. Ay lafa daldı kız çabuk. Burada ineyim. Şimdi içeri birlikte girmeyelim. Peki. Teşekkür ederim. Aslı. Asıl beni beklediğin için ben teşekkür ederim.
Günaydın. Aslı? Burak mıydı o? Evet. Ya kızım ama hiç anlatmıyorsun sen bana böyle şeyleri. Yani dünden beri konuşamadık zaten. Ne oldu? Birlikte geldiniz. Çıkma teklifi mi etti? Birlikte geldiniz. O etti sen kabul... Sevgilisiniz. Elle falan da tutuşmuşsunuzdur. Ay yok siz kesin öpüşmüşsünüzdür falan. Bana anlatmıyorsun böyle şeyleri. Anlat hadi. Ay bir sussan Gonca, anlatacağım. Ay tamam, yine heyecandan çok konuştum değil mi? Tamam. Şimdi önce o zaman sırayla anlatalım her şeyi. Tamam mı? Tamam. Yemekten başlıyoruz. Ben soslu makarna yaptım. O da salata. O dediğim Burak Masaroğlu. Yani Burak Masaroğlu ve salata yapmak. Salata yapmak Burak... Ay yok, ben bu ikisini hiç birleştiremedim. Neyse. Sen evde kaldın tabii, çıkamadın. Evet, çıkamadım. Ya kendime laf geçiremiyorum ki. Ya görmeyeceğim diyorum, ararsa açmayacağım diyorum ama sözümde durmam 10 saniye sürüyor. Neden acaba? Neden? Çünkü sen Burak Masaroğlu'na sırılsıklam aşıksın arkadaşım. Sırılsıklam dedin de. Ya Burak yapma! Yapma Burak! Burak yap! Aslı. Sırılsıklam dedin, kaldın öyle en heyecanlı yerinde. Ne oldu sonra? Ya biz ektiğimiz çiçekleri sılıyorduk. Bir dakika ya. Burada kesmek zorundayım. Ektiğimiz çiçekleri, yani böyle evli çiftler. Kızım siz resmen olmuşsunuz. Yani şu an gelsen Gonca ben evleniyorum desen hiç şaşırmam. Yok şaşırmam yani. Ay Gonca, evlenmek mi? Bunu hayal bile edemem. Sana bir şey söyleyeyim mi Aslı? Ben çok güzel hayal ediyorum. Üzerinde bembeyaz, etekleri uçuş uçuş bir gelinlik. Saçlarında kır çiçekleri. Kuğu gibisin. Sevdiğin adama doğru heyecanla, aşkla yürüyorsun. Onun da üzerinde smokin. Gözlerini sana dikmiş, gülümsüyor. Elleriniz birbirine kavuşuyor. Gözleriniz aşkla birleşiyor. Ay, ay Gonca yeter. Ya daha fazla havaya sokma beni. Hayali bile bu kadar güzelse. İnşallah gerçeğini görürüz. Sonra ne oldu? Islandınız filan. Sonra Çağla geldi. Çağla mı geldi? Yani hikayenin bu en güzel yerine Çağla'nın çıkması hiç hoşuma gitmedi. Hatta şok oldum desem yeri. Bir de bana sor. Uf Aslı ya, gerçekten hayatının her günü bambaşka şeyler oluyor. Ve ben artık yetişemiyorum. Yani senin arkadaşın olarak sana ne tavsiye vereceğim, ne yapacağım hiç bilemiyorum. Ama üzülme bir dakika. Bu Çağla mevzusuna gerçekten bir şey bulmamız gerekiyor. Çok canımı sıkıyor. Bu kadar güzel giderken her şey. Akif amca. Hayırdır? Sen pazarlara gelirdin. Dün ben geldim zaten. O zaman bugün başka bir işim var. Yok kızım. Dün Burak Bey çiçekleri ben dikeceğim diye ısrar edince doğrusu içime sinmedi. Geleyim bir kontrol edeyim dedim. Burak Bey çiçekleri kendi mi dikecekmiş? Allah Allah. Ben de şaşırdım. İnşallah çiçeklere bir şey olmamıştır. Gideyim bir kontrol edeyim şunları. Tamam. Dur ben de seninle geleyim. Vallahi güzel dikmiş. Aferin. Burak Bey ve çiçek dikmek. Akif amca, yanında biri var mıydı? Ben kimseyi görmedim. Gelmişken şunlara bir su vereyim bari. Tamam. Sana kolay gelsin. Sağ ol kızım. Allah Allah. Burak Bey'de bir haller var ama. Dur bakalım. Burak sana ne dedi, ne dedi? Bütün dünya karşıma gelse de sana bunları söylemeye devam edeceğim dedi. Aslı çok romantik.
Sonra da beni öptü. Öptü mü? Ya inanmıyorum ya, inanmıyorum. Ben sana söylemiştim. İlk başta bunu sormuştum zaten. Ben de. Kızım, sen bu çocuğa ne yaptın ya? Resmen bir öküzün içinden beyaz atlı prens çıkardın. Ben bir şey yapmadım ki. Bir şey söyleyeyim mi? Sanırım sebep de bu. Hiçbir şey yapmadın. Senin doğallığına vuruldu. Öyle mi diyorsun? Kesinlikle. Şimdi? Birliktesiniz işte o zaman. Gonca, Allah aşkına biraz gerçekçi ol. Burak'la olacak bir yanımız var mı? Davul bile dengi dengine. Ayrıca biri görecek, duyacak diye ödüm kopuyor. Anında hem işimizden hem de kalacak yerimizden oluruz. Ya o Faslı, hemen böyle kötü şeyler düşünme, Allah korusun. Ama duyulursa olacak olan bu Gonca. Neyse, ya bizi boş ver. Sen ne yaptın Erdem'le, her şey yolunda mı? Yolunda da. Ne oldu, bir sorun mu var? Yok. Ama birazcık daha iş bulamazsa gerçekten büyük bir sorunumuz olacak. Ya bıktım artık çay bahçelerinde oturmaktan. Ya dolmuşa binmek bile lüks oldu. Ya dün yürümekten ayaklarımın altı su topladı. Gittiğimiz yerde ne? Arabada köfte ekmek. Ya bir de pinti. Yemek yerken boğuluyordu, su bile istetmedi. Yazık ya. Bana da yazık be Aslı. Pinti değildir Gonca. Bodrum'da o kadar sana yemek ısmarladı, hediye aldı. Yani bak, aşkı için İstanbul'lara kadar geldi. Yani düzenini değiştirdi, kolay mı? Geldi de... Yani daha kendini bile idare edemiyor. Parasız aşk da bir yere kadar. Sonra konuşuruz. Burak Bey, kolay gelsin. Ah, sağ olun Turgut Bey. Sunum sanırım bitti, öyle değil mi? Sunum... Ya hayır, ama bitmek üzere. Bakın Burak Bey, hafta sonu işe gelmediniz. Sunum henüz hazır değil. Kusura bakmayın da bunu babanıza bildirmem gerekecek. Ya Turgut Bey, bakın hafta sonu benim çok önemli bir işim vardı. Ama bu sunumlar akşama kadar biter. Siz hiç merak etmeyin. Yani beni bir kerelik, bir günlük idare ederseniz... Yani bugün biter diyorsunuz, öyle mi? Evet. Pekala. Bu seferlik böyle olsun. Ama eğer bitmezse... Bitecek. Siz hiç merak etmeyin. İyi çalışmalar o zaman. Sağ olun. Benim bu sunumu hemen halletmem lazım. Ama Aslı olmadan hayatta ben bunu beceremem ki. Kesin bana yardım edecek. Bunun başka yolu yok. Alo, Burak Mansaroğlu ben. Aslı Hanım'la görüşebilir miyim? Aslı, telefon sana. Kesin patron arıyor. Efendim? Yardıma geliyorsun değil mi? Geleyim mi? Sorulur mu? Hadi hemen gel. Tamam o zaman. Patron çağırıyor ama. Tabii Aslı, gidebiliriz. Efendim Selda teyzeciğim. Çağla'cığım. Nasılsın bir tanem? İyiyim Selda teyzeciğim. Buyurun. Hayatım, sana çok güzel haberlerim var. Bugün Nihat amcanla seni isteme konusunda konuştuk. Yani kusura bakmayın Selda teyzeciğim. Ama Burak'ı dün gece duydunuz. Tarihi biz kendi aramızda belirleriz. Diyerek konuyu geçiştirdi. Vallahi açıkçası ben artık bu konuyu... Onu açma. Şöyle yapalım mı Çağla'cığım? Beraber konuşalım Burak'la. Olabilir. Nasıl yapalım? Bak, eğer senin de programın uygunsa bugün öğlen seninle kulüpte güzel bir yemek yiyelim, buluşalım. Burak da orada olacak nasılsa. Onu da görürüz. Merak etme, ben bir ara konuyu açarım. Çok iyi düşünmüşsünüz Selda teyzeciğim. Tamam canım, o zaman saat 1'de öğlen kulüpte buluşuyoruz. Tamam, öpüyorum. Tamam canım, görüşürüz. Bakalım annenin yanında da bu kadar rahat konuşabilecek misin Burak? Hoş geldin. Hoş bulduk. Sunum
Ya sunumun bugün yetişmesi gerek. Yoksa benim için hiç iyi şeyler olmayacak. Tamam, merak etme, hallederiz. Bak, bu dosyada daha önce yapılmış bütün turnuvaların sunumları var. Her turnuvanın farklı bir konsepti var. Yani önce bir konsept belirlememiz lazım. Tamam, sonra da yarışmalara karar veririz. Evet. Yarışmacılar ikili gruplar halinde yarışsınlar diye düşündüm. Önceden tek oluyordu, bu sefer farklı olsun. Evet, çok eğlenceli olur. Şöyle güzel kızlardan oluşan iki kişilik gruplar olsun. Ne oldu? Yüzün düştü birdenbire. Ya sen kıskandın mı yoksa? Hayır canım, ne kıskanması. Yani sadece çok saçma geldi bana kızların olması fikri yani. Peki, senin fikrin ne? Mesela... Baba oğul. Süper fikir. Ya sen harikasın ya. Babalar ve oğulları yarışacak. Süper. Burak, ne yapıyorsun? Bir gören olacak. Merak etme. Sadece biz varız. Olsun, yine de biri gelir falan. Zaten buraya geldiğin için çok dikkat çekiyorum. Bak, bu son, ona göre. Tamam canım. Sinirlenme hemen. Tamam. Hadi başlayalım. Tamam. Önce yarışmaları belirleyelim. Bu dosyada daha önce yapılmış bütün yarışmalar var. E tamam. Bize de örnek olmuş olur bunlar. Aynen. Buyurun Nihat Bey. Burak bugün işe geldi mi Turgut? Evet, burada. Sabah çok erken çıkmış da emin olmak istedim. Bu ay düzenleyeceğimiz turnuvayı organize etmesini istedim kendisi. Ben onu hazırlıyorum. Siz hiç merak etmeyin. Bir terslik olduğu zaman sizi hemen haberdar edeceğim Nihat Bey. Tamam, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim efendim. İlginç. Gelin. Müsait misin abi? Tabii ki Sinan. Gelsene. Eda nasıl? O iyi de ben pek iyi sayılmam. Ne oldu? Neyin var? Söyle bakalım. Eda Elçin'le olan ilişkimizi kolay kolay kabul edecek gibi değil abi. Elçin duyunca çok üzülecek. Yani Eda'nın da bazı şeyleri artık kabul etmesi lazım. Yani o istemiyor diye Elçin'le olan ilişkini bitirecek değilsin değil mi? Değilim tabii de. Bu durum onu etkileyecek diye korkuyorum. Zor günlerdi abi biliyorsun. Tekrar günlere dönersek... Asla böyle bir şey olmayacak. Sen bunlarla meşgul etme kafanı. Yalnız Elçin'le her şeyi açık açık konuşmalısın. Senin hassasiyetlerini çok farklı yorumlayabilir. Doğru. Dün programı iptal edip Eda ile evde kaldım diye bana kırıldı sanırım. Kadınların en dayanamadıkları şey kendilerini ikinci planda hissetmeleridir. Böyle bir durumda hemen çocuk gibi kırılırlar. Hatta biraz kapris bile yapabilirler. Haklısın abi. Eda konusunu konuşacağım, tamam. Abi, gelelim esas konuya. Sence bizim fotoğraflarımızı kim çekmiş olabilir? Tam olarak bilmiyorum, emin değilim. Ama araştırması için her şeyi yapıyorum. Ya biz dün akşam Volkan'la biraz böyle konuştuk bu konuyu. Yani bunu kim ya da kimler yaptıysa... Ya kesin bize manevi zarar vermek istiyorlar. Bak Sinan, bambaşka bir şey de olabilir. Belki hedef şaşırtmak isteyebilirler. Belki bizim kafamızı karıştırmak isteyebilirler. Ama her neyse en kısa zamanda bulup gereğini yapacağım. Sen de Volkan da bu konuda kesinlikle müsterih ol. Güvenliği hem iş yerimizde hem evlerimizde en üst düzeye çıkardım. Ha, bu arada senin evini de 24 saat izletiyorum, bilgin olsun. Tamam abi, bir an önce kim olduğunu bulalım da kurtulalım bundan. Hepimiz rahatlayalım. Umarım. Abi ben çıkıyorum. Dışarıda biraz işlerim var. Elçin de artık buradaki ofisinde çalışıyor. Ona uğrayayım. Bir yemeğe çıkarayım diyorum. Biraz konuşuruz. İyi olur. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Sinan Paşa'nın geri döndüğünü kesinlikle öğrenmemeli.
Volkan geldi mi? Hayır efendim, henüz gelmedi. Tamam, ben bütün gün dışarıda olacağım. Peki efendim. Efendim baba. Volkan, şirkete gelmemişsin. Merak ettim oğlum, neredesin? Sabah biraz işim vardı. Şimdi de kulübe geçiyorum. Aslı'yı görmeyeyim. Yani gitmişken Aslı'yı da görürüm. Neyse, buralardayım baba, merak etme. Tamam oğlum. Şimdi çıktı. Yaz peki? O burada bugün. Bir değişiklik olursa hemen haber ver bana. Tamam. Evet, gayet başarılı bir sunum oldu. Evet, ellerimize sağlık. Ay, saat ne kadar geç olmuş, kaç saattir buradayım. Benim artık gitmem lazım. Tamam canım, ben de sunumu Turgut Bey'e gösterip yanına gelirim. Yanıma mı gelirsin? Hayır ya, yani sen yanıma gelirsen ben rahat edemem. Ha, sen utanırım diyorsun yani. Utanırım demedim. Sadece oraya gelirsen dikkatim dağılır. Sen de o zaman izin alıp erken çık. Birlikte bir şeyler yaparız, olmaz mı? Ama sen benim işten kovulmamı falan istiyorsun herhalde. Hayır ya, ne kovulması? Tamam, istediğini yapmakta özgürsün. Ama bir şartla. Neymiş o? Bir öpücük alayım. Hadi hadi. Hadi. Burak, ne yapıyorsun? Kandırdın beni. Ya ne yapayım ya? Çok tatlısın. Dayanamıyorum ki. Burak, ben kulüpteyim. Kafede bekliyorum seni. Kafede mi? Kahretsin ya, kahretsin. Aslı. Burada. Sen zahmet etme. Ben sana neden burada olduğunu söyleyeyim. Hatta bana söylediğiniz yalanları, arkamdan neler çevirdiğinizi de söyleyeyim. Sen buraya Burak'ı görmeye geldin değil mi? Ben hayır. Hiç masum kız havalarına girme. Ben senin ne mal olduğunu gayet iyi biliyorum. Sen Burak'ın yalanlarına ortak ettiği bir oyuncaksın sadece. Bense onun evleneceği kişiyim. Bunu kafana iyice sok. Boş hayaller kurup benim yerime geçebileceğini düşünme bile sakın. Senin gibi üçüncü sınıf mahalle kızlarıyla Burak ancak birkaç gün gönlünü eğlendirir, o kadar. Dönüp dolaşıp geleceği yer yine benim yanım. O yüzden Burak'tan uzak dur. Anladın mı beni? Çağla! Ne yaptın zannediyorsun sen? Aslı'ya haddini bildiriyorum. Çok daha önceden yapmam lazımdı bunu. Sen karışma Volkan. Şu an çok ileri gidiyorsun Çağla. Ne söylediğini bilmiyorsun. Niye ileri gidiyormuşum? Yalan mı? Burak'ı görmeye gelmedi mi buraya? Birlikte değiller mi bunlar? Hayır. Burak'ı görmeye gelmedi. Beni görmeye geldi. Biz tekrar birlikteyiz. Hadi gidelim. Ne? Ne oluyor burada? Burak, ne yapıyorsun Burak? Çağla, Aslı'ya ne dedin? Tekrar barıştıklarını bilmiyordum. Onun yüzünden beni terk ettin sandım. Sen gerçekten normal değilsin. Senin yüzünden beni bu hale sen getirdin. Burak,
Annen geliyor. Bırak kolumu, canım acıtıyorsun. Çocuklar selam. Ay ay ay. Canım benim. Aslı. Ya çok üzgünüm. Bak sen o söylenenlerin hiçbirisini hak etmiyordun. Burak Çağla'dan ayrılınca Çağla kime saldıracağını şaşırdı. Onun için bir bahane arıyor. Ben hepsini hak ettim. Yaptıklarımın bedelini ödüyorum. Aslı sen ne yaptın ki? Bedel ödemesi gereken biri varsa o da Burak. Onun yalanları yüzünden bu hadis. Gerçi ben de kendime kızıyorum. Seni bu yalana alet etmeseydik... ...şu an bu durumda olup bu kadar üzülmeyecektin. O an sen yanımda olmasaydın ne yapardım bilmiyorum. Dilim tutuldu sanki, hiçbir şey söyleyemedim. Ya Aslı, ağlama artık lütfen. Ya seni ağladıkça kendimi daha kötü hissediyorum. Geçti bitti. Volkan sana çok teşekkür ederim. Yani beni orada o şekilde koruman o kadar değerli ki benim için. Benim yüzümden de yalan söylemek zorunda kaldım. Ben bu durumdan hiç şikayetçi değilim. Yani seninle sevgili numarası yapmak ne kadar zor olabilir ki? Hem Çağla da yanımızda olmayacak. Tabii kulübe gelmediği sürece. Acaba anlamış mıdır benim orada çalıştığımı? O gerginlikle üzerindekileri fark ettiğini sanmıyorum. Ben bunu riske atamam ki. Kulübü de bırakmak zorunda kalacağım. Of. Aa, çocuklar. Niye bu haliniz? Burak, ne oluyor oğlum? Bir sorun mu var? Hayır anne. Ay yok, bir şey oldu. Hem de ciddi bir şey oldu. Çağla sen anlat bari. Ay çatlatmayın meraktan, insanı kavga falan mı ettiniz? Yok bir şey. Aramızda bir yanlış anlaşılma oldu. Ufak bir sorun ama hallettik. İşi hallettiğimiz yok. Neyse, benim işimin başına dönmem lazım. İzninizle. Burak! Ay Çağla'cığım, sen ağlıyor musun yoksa? Bana böyle davranmasına dayanamıyorum artık senden teslim. Ay ne olur ağlama, ne olur. Bak ben de kötü oluyorum. Lütfen, beni seviyorsan ağlama. Elimde değil. Seni nasıl bu kadar üzer bu çocuk? Gerçekten oğlumu tanıyamıyorum yani. Ama bak hayatım, göreceksin. Yakında pişman olacak ve en kısa zamanda gelip senden özür dileyecek. Sen bana güven. Kusura bakmazsanız kalkabilir miyiz? Ben daha fazla durmak istemiyorum burada. Tabii hayatım, tabii. Canım benim, senin var mı araban? Bırakayım istersen seni. Zahmet olmasın. Ay yok canım, ne zahmeti. Ay kıyamam ben bunu. Hadi canım. Hadi gel, gel sen. Ay ağlama ne olursun. Bu kız sandığımdan da tehlikeli. Aslı'yı Burak'a asla yar etmez. Bozuk para gibi harcar bu kız Aslı'yı. Beğenmedim. Bunu da beğenmedim. Bunların hiçbiri istediğim gibi değil. Hepsi çok soluk, cansız. Bir kere renkler çok pastel, yani fuşyalar olmalı. Sarılar, pembeler, turkuazlar. Aradığım şeyler bunlar değil. Firma olarak ilk defa bu kadar geniş bir yelpazesi olan gençlik serisi hazırlıyoruz. Büyük bir kampanya olmalı bu. Bunlar mı ses getirecek? Peki Elçin Hanım, tekrar hazırlayalım. Aylardır verdiğim briefler doğrultusunda ancak bu çalışmaları ortaya çıkardınız. Hangi zamanda istediklerimi yetiştirmeyi planlıyorsunuz? Bize bir ay daha süre verin. Öyle bir zamanımız yok.
Şöyle yapalım. Bir yarışma düzenleyelim. İnternet sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan bu yarışmayı duyuralım. Eminim genç ve yetenekli tasarımcılar bu yarışmaya ilgi göstereceklerdir. Belki de aradığımızı bu şekilde bulabiliriz. Çok güzel bir fikir Elçin Hanım. Hemen çalışmalara başlayalım. Harika olur. İnşallah aradığımız güzel çalışmaları görürüz. Siz yine de hazırladıklarınızı bırakın lütfen. Ben bugün onları incelerim, yarın size görüşlerim bildiririm. İyi günler. Canım. Toplantıdaydım Sinan, aramışsın. Anladım. Şimdi müsait misin? Evet, müsaitim. Tamam. İtiraz istemiyorum. Sana geliyorum ve yemeğe çıkıyoruz. Tamam, peki. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Aslında bunları seninle yüz yüze konuşmak isterdim. Ama seni tekrar kırmaktan korktum. Ben İngiltere'ye gidiyorum ve uzun bir süre geri dönmeyeceğim. Sana ne kadar değer verdiğimi unutma. Umarım hayatın boyunca seni hak eden biriyle mutlu oluruz. Gidiyor. Onu bir daha göremeyeceğim. Benim yüzümden mi? Keşke hiç söylemeseydim. Eda arıyor. Efendim Eda'cığım? Aslı. Ya Aslı ben çok kötüyüm. Ne oldu Eda? Ağlıyor musun sen? Ya ben hiç iyi değilim. Neredesin sen? Volkan'la birlikteyim. Kulüpten çıktık şimdi. O zaman bize gelebilir misin? Abim getirir seni. Ne oldu? Şimdi abim yanında, anlatamam. Tamam, sen sakin ol. Biz geliyoruz şimdi eve. Tamam, bekliyorum. Aslı. Ne oldu Eda? Neden ağlıyor? Bilmiyorum. Morali çok bozuk. Babamla mı alakalı acaba? Gerçi onunla ilgili her şeyi öğrendi. Sanırım başka bir şey var. Eve gitsek iyi olacak. Tamam, hemen gidelim. Canım güzelim, daha iyi misin? İyiyim, sağ olun, daha iyiyim. Gel istersen bize. Hı? Yok, teşekkür ederim. Ben evime gidip biraz dinlenmek istiyorum. Tamam bir tanem, ısrar etmiyorum ama ne olur kendini daha fazla üzme. Merak etme, ben Burak'la anlayacağı dilden konuşacağım. Ay son günlerde Nihat da ben de Burak'ın üstüne iş konusunda çok fazla gittik. Üstünde çok fazla baskı hissetti. Bu yüzden açısını biraz senden çıkarıyor. Hepimiz öyle değil miyiz? Allah aşkına Çağla yani. Hepimiz nazımız biraz sevdiğimize geçer diye düşünürüz. Ben bu davranışları hak etmiyorum. Hele de bugün olanlar. Lütfen annemin haberi olmasın. O da son zamanlarda Burak'ın bu davranışlarından çok rahatsız. Hatta ilişkimizi artık eskisi kadar desteklemiyor. Ay inanmıyorum. Çok üzüldüm. Ay Elçin de haklı tabii yani Burak'a sinirlenmekte. Ama hayatım annene bir şey söyleme olur mu? Ben de bir şey söylemeyeceğim. Anlatmayalım. Ben bu konuyu halledeceğim. Sen merak etme. Sağ ol. Tamam. Ay benim güzel gözlü kızım. Ay.
Ay üzülmüş mü? Çok da yakışıyor ona gülmek. Eda'nın daha iyi hissetmesine çok sevindim. İlişkimizin kabullenmeye başladı öyleyiz. Sinan, ilk fırsatta çocuklarla bir akşam yemek yiyelim ha? Ne dersin? Ya ben Eda'nın daha buna hazır olduğunu düşünmüyorum ben için. Peki. Eda'nın psikolojisini anlıyorsun değil mi? Elbette ki Eda'yı anlıyorum ve ne hissettiğini tahmin edebiliyorum. Çünkü ben de bir kız annesiyim. Ama sen sanki biraz... Abartıyorum değil mi? Evet. Ben de böyle davranmak istemiyorum ama Eda'nın durumu elimi kolumu bağlıyor. Eda'nın nesi var ki? Eda uzun süre terapi gördü. Küçük yaşta annesiz kalmak onda derin yaralar açtı. Ne yaptıysak kapatamadık. Hep bir şey eksik kaldı. Eda o yüzden çok hassas, çok kırılgan. Ben de onu daha fazla üzmek istemiyorum. Ya canım, benim bundan haberim yoktu. Biliyorum, bunları sana önceden anlatmam gerekiyordu. Şimdi seni daha iyi anlıyorum. Ben de elimden ne gelirse yapmaya hazırım. Her zaman yanındayım. Biliyorum canım. Birlikte üstesinden geleceğiz. Sen bugüne kadar bana her konuda her zaman destek oldun. Sen de benim geçmişte yaşadıklarımı biliyorsun. Hayatıma Oktay'dan sonra sen girdin. Ve insan ilk ilişkisinde yaşadığı hayal kırıklıklarını, kötü anılarını öyle kolay unutamıyor. Ama sen desteğinle benim bunları aşmama yardım ettin. Seni çok seviyorum Elçin. Bundan sonra sadece mutlu anlar biriktireceksin, tamam mı? Sana söz veriyorum. Lütfen bana inan. Birlikte her şeyin üstesinden geleceğiz. İnanıyorum tabii ki. Çok mutlu olacağız. Aslı, daha iyi misin? İyiyim. Bu halde bile Eda'yı kırmadın. Olur mu öyle şey? Hem onu görmek bana da iyi gelir. Umarım. Ben telefona bakıp hemen geliyorum. Efendim? Aslı, canım iyi misin? İyiyim. Neredesin peki? Volkanlara geldim şimdi. Volkanlara mı geldin? İyi. Volkan'ın yanında olması iyi tabii. Gördün değil mi yaşadıklarımı? Gördüm canım, gördüm. Aslı, ben bu kızdan çok fena korkmaya başladım. Tam bir şeytan. Lütfen sen de ondan uzak dur. Burak nerede? Hala onun yanında mı? Hayır, senden sonra o da çıktı. Aslı, asıl bomba başka. Burak'ın annesi de geldi. Ne? Emin misin? Evet. Sen bana bir kere gazetede göstermiştin ya. İşte o kadın, eminim. Biraz daha geç çıksam yakalanıyormuşum. Yok, ben aldım ağzımı. Aslı, biliyorsun ben hayalperestimdir ama artık seninle Burak'ı ben bile hayal edemiyorum arkadaşım. Neyse, kapatmam lazım. İçeri gidiyorum ben. Tamam canım, üzme kendini. Eda odasındaymış. Tamam, ben gideyim. Ama yalnız konuşsam daha iyi. Doğru, haklısın. Eda. İyi misin? Hiç iyi değilim. Ne oldu? Barış mesaj attı. İngiltere'ye gidiyormuş. Ne zaman döneceği belli de değil. Artık hayatımda olmayacak. Canım, üzme kendini bu kadar. Ya böyle olması belki senin için daha iyi olur. Yani onu gördükçe daha fazla üzülüp daha çok kırılacaktın. Uzakta olması belki unutmana yardım eder. Eda'cığım, biliyorum vazgeçmen kolay olmayacak. Ama çaba göstermen lazım. Bunu şimdi görmen daha iyi oldu senin için. Yaşadıklarını arkanda bırakıp önüne bakman lazım. Nasıl yapacağım bunu? Sen hiçbir şey yapmayacaksın. Sadece kalbinden, beyninden olumsuz bütün düşünceleri sil ve bazı şeyleri zorlamayı bırak. Senin olan zaten sana gelecektir. Bak göreceksin. Hiç beklemediğin bir anda gerçek aşk seni bulacak.
Umarım. Teşekkür ederim Aslı, iyi ki varsın. Ya sen bana çok iyi geliyorsun. Ben sen olmasan ne yapardım? Lütfen kendini daha fazla üzme, tamam mı? Tamam. Ama sen de biraz daha kal, olur mu? Lütfen. Hala açmıyor ya. Aç şu telefonu Aslı, aç. Efendim? Volkan, neredesin? Evdeyim. Aslı yanında mı? Evet. Ne yapıyorsunuz evde? Eda'nın biraz canı sıkkındı. O yüzden geldik. Tamam, ben de geliyorum. Sen de mi geliyorsun? Neden? Aslı ile konuşmam lazım. Senin konuşman gereken biri varsa o da Çağla'm. Eğer ona göz kulak olursan zaten ortada bir problem kalmıyor. Kime göz kulak olacağım sana soracak değilim Volkan. Geliyorum, orada konuşuruz. Teşekkürler. Merci. Akşam planın ne? Çağla ile yemek yiyeceğiz. Belki akşam sinemaya falan gideriz. Onun da bu aralar canı çok sık. Ben de onunla uğraşıyorum. Hayrola, ne var ki? Burak. Yine mi? Evet ama bu sefer farklı. Burak Çağla'dan ayrılmak istediğini söylemiş. Ya nasıl olabilir? Daha düne kadar hiçbir şey yoktu. Tamam yani Burak'ın ufak tefek hataları oluyordu ama... Bu sefer farklı. Dedim ya. Ya biz Selda ile söz olayını konuşurken olanlara bak. Abimler ne tepki verdi peki ya? Bana kimse bir şey söylemedi de. Selda ile niyetin haberi yok. Lütfen sen de bir şey söyleme. Çağla onlar üzülmesin diye şimdilik söylemek istemiyor. Yani Burak'ın yanlışları oldu ama... çok uzun zamandır birlikteler. Yani bu noktaya nasıl geldiler? Kesin bu işin ciddiyetinden korkmuştur. Söz olayı uzun zamandır gündemde ama... Yani sanmıyorum ben. Çok üzüldüm canım ya. Tamam Burak benim yeğenim olabilir ama... Çağla da kızım. Kesin Burak evlilikten korktu. Tamam ben Burak'la konuşacağım. Aklını başına alsın. Çağla'yı sahiplenmen çok hoş. Ama karışmasan iyi olur. Çünkü sebep başka. Başka ne olabilir ki? Bence Burak'ın hayatında başka birisi var. Ya sen şimdi niye böyle düşünüyorsun? Bak bildiğim bir şey varsa söyle açın. Tam olarak emin değilim ama Çağla'nın anlattıklarından öyle hissediyorum. Ya ben Burak'ın böyle bir şey yapacağını sanmıyorum ama. Yani Çağla'yı kaybederse hayatının hatasını yapmış olur. Ben yanlış evlilik yapmanın bedelini çok ağır ödedim. Burak'la konuşacağım. Amcası olarak bu benim görevim. Tamam canım. Sen nasıl istersen. Burak doğruyu bulacaktır. Çağla'ya söyle üzmesin kendini, tamam mı? Sen de üzme. Aslı tekrar teşekkür ederim geldiğin için. Bir şeyler içer misin? Soğuk bir şeyler içerim. Meyve suyu? Olur. Biz iki tane meyve suyu alabilir miyiz? Peki. Üç tane olsun. Peki efendim. Eda'cığım. Söyle bakalım. Biz niye apar topar getirdin buraya? Şey abicim. Ya benim dertleşmeye ihtiyacım vardı da. Kız kıza. Hı. Bana anlatmayacaksın yani. Yani. Aslı'yla paylaşmayı tercih ederim. Papucumuz dama atılmış bakıyorum. Eskiden ben de dertleşirdim. Dertleştiğim kişi yabancı değil ki Allah'tan. Kız arkadaşın. Yani şey, eski kız arkadaşın. Eda, biz Aslı'yla tekrar birlikteyiz. Nasıl yani? Gerçekten mi? Ya inanmıyorum. Ya çok sevindim. Ya bunu kutlamamız lazım. Bu akşam yemeğe çıkalım mı ya? Lütfen, lütfen. Hayda abartma istersen. Ya abi lütfen. Ne olur ya zaten biliyorsun.
Ne zamandır sinirim bozuk. Bence bunu kesinlikle kutlamalıyız. Neyi kutluyorsunuz? Abimle Aslı tekrar birlikteler. Öyle mi? Eda'cığım sen haklısın ya. Biz bunu kutlayalım. Odan çıkıp üstünü değiştirsene. Tamam. Aslı hadi gel sana da giyecek bir şeyler vereyim. Hadi gel. Çok güzel fikir. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyor gibi görünüyorum? Fırsattan faydalanıyor gibi görünüyorsun. Burak ne diyorsun sen? Ağzından çıkanı kulağın duysun. Duymazsam ne olur? Niye bu kadar gerildin sen? Bak, Aslı benim yüzümden daha fazla üzülsün istemiyorum. Çağla yetmiyormuş gibi Eda'yı da bu yalan dahil ettin. Ne yapmamı bekliyorsun? Çağla'yı tanımıyormuş gibi konuşuyorsun. Çağla her ne kadar Aslı'yla birlikte olduğuma inansa da bu işin peşini bırakmayacaktır. Ya en azından bir süre sular durulana kadar Çağla'yı Aslı'dan uzak tutmak lazım. Çağla bizim birlikte olduğumuza inandığı sürece Aslı'dan uzak duracaktır. Nereye kadar? Sen Çağla'yla ilişkini rayına oturtana kadar. Anlamıyorsun. Çağla artık benim için bitti. Burak, Çağla'yı bu kadar kolay başından sarıp atamazsın. Yengem, amcam, Çağla'nın annesi. Hatta babam bile karşı gelecekti sana. Fark etmez. Gelen gelsin. Ben kararımı verdim. Yoksa Çağla haklı mı? Gerçekten hayatında biri mi var? Ya niye hayatımda biri olduğunu düşünüyorsun ki? Hem Çağla'yla birbirimize uygun olmadığımızı hep sen söylerdin. Şimdi ne değişti? Sen değiştin Burak. Gerçekten ben seni artık anlamakta güçlük çekiyorum. Çok gerginsin. Ben senin her zaman yanında oldum. Arkanı kolladım. Son zamanlarda sen bana ne kardeşin, ne dostum, ne de kuzenin gibi davranıyorsun. Çağla'yla yaşadığım olaylar beni fazlasıyla gerginleştirdi. Senin de bunun bir alakası yok. O yüzden seni kırdıysam kusura bakma. Bundan sonra daha çok dikkat ederim. Neyse tamam. Şimdi gidip biraz Eda'yı mutlu edelim. Ben odaya çıkıp üstümde yaşıyorum. Sence bu nasıl? Güzel. Ya bu nasıl sence? Yani fark etmez, hepsi birbirinden güzel. Ya ben kararımı verdim, bu olsun. Tamam. Ben de... Ya Aslı o kadar mutlu oldum ki barışmanıza. Yani Barış'ı unuttum resmen. İnşallah benim de sizin gibi bir ilişkim olur. Öyle ki birbirinizden kopamıyorsunuz bile. Ama ben emindim tekrar barışacağınıza. Neyse, ben gidip bunu bir deneyeyim. Sen de bir bak istersen. Tamam canım. Ne yapıyorsun sen burada? Ya bırak beni. Bir bahane uydur ve o yemeğe gitme. Saçmalama. Ya bu durumda nasıl bir bahane uydurabilirim? Annenin aradığını, acil eve çağırdığını falan söyle. Söyleyemem. Artık beni rahat bırak. Yoksa Volkan'la yemeğe gitmek senin hoşuna mı gidiyor? Sen ne söylediğini bilmiyorsun. Elini tuttuğunu gördüğüm an delirdim Aslı. Anlıyor musun? Delirdim. Sessiz ol Burak, yalvarırım. Yeter artık başımı açtıkların. Ben kulüpten de ayrılıyorum zaten. Evinizden de taşınacağım. Ya ben sana neler söyledim. Tüm kalbimi açtım. Karşılığı bu mu? Peki senin sevginin karşılığı bu mu? Çağla'nın hareketleri mi? Ben bugün neler hissettim? Neler yaşadım, farkında mısın? Ben her şeyin farkındayım. Böyle olmasını ister miyim sanıyorsun? Volkan olmasaydı ne olacaktı peki? Sen Çağla'nın karşısına geçip gerçekleri söyleyebilecek miydin? Beni elimden tutup oradan çıkartabilecek miydin? Burak, yol yakınken kabul et. Ben sizin evinizde çalışan aşçının kızıyım. Bunun ötesi olamaz. Mümkün değil. Göreceksin. Senin için, bizim için ne gerekiyorsa yapacağım.
Aa, şaka mı bu? Burak Masaroğlu aşçının kızına aşık. Ay, beni bundan daha fazla mutlu eden başka hiçbir şey olamazdı. İlahi adalet mi olsa gerek? Nihat'la Selda'nın bunu duyduklarında ne hale geleceklerini düşünemiyorum bile. Ya alt sınıftan geldiğim için beni ailelerine layık görmeyip yapmadıklarını bırakmadılar. Bakalım aynı şey oğulları söz konusu olduğunda yapabilecekler mi? Bakalım ona da bana oldukları kadar acımasız olabilecekler mi? Ya. Ya. Asıl oyun şimdi başlıyor. Bu ailenin başına bu aşkı böyle kara bela gibi sarmasam, bana da Başak demesinler. Aslı, niye üzerini değiştirmedin? Şey, Edacığım, benim çok acil bir işim çıktı. Annem aradı, eve çağırıyor beni. Ya. Söz veriyorum, telafi edeceğim. Tamam, ama kesin bir şeyler yapalım, olur mu? Tamam, merak etme. Evet, kutlamaya nereye gidiyoruz? Sen de mi bize gidiyorsun? Tabii ki de. Maalesef yemek iptal. Neden? Ya aslında annesi aramış da, Adil çağırmış. Tamam, ben Aslı'yı eve bırakayım o zaman. Gerek yok, ben kendim giderim. Bence var. Aslı'cığım teşekkür ederim, iyi ki geldin. Haberleşelim, olur mu? Tamam Eda'cığım, konuştuklarımızı unutma. Sakın üzme kendini. Unutmam. Kuzen, görüşürüz. Görüşürüz kuzen. Dikkatli gidin. Merak etme. Ben çıkıyorum. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Gonca. Erdem. Aşkım, bana sürpriz mi yaptın? Evet aşkım, sürpriz yaptım. Erdem, bu ne? Bu mu sürprizin? Erdem, beni terk ediyor musun? Gidiyor musun? Niye terk edeyim? Öyle bir şey yok Gonca ya. Ben seni terk eder miyim? Ya yengemler memlekete gidiyorlar da, hani bana da sen ne yapacaksın falan deyince ben de bir yalan uydurup çıktım. Ya kalsam bir şey demezlerdi ama istemedim işte. Peki ne yapacaksın? Otelde kalacağım. Ama nasıl otelde kalacaksın? Ne yapayım aşkım, mecbur. Başka hiç mi kimseyi tanımıyorsun? Başka hiç mi akraban yok yengenlerden başka? Yok ki, bir İstanbul'da yengenleri tanıyorum, bir onlar var. Of ya. Ya tamam hayatım, sen sıkma canını ya. Erdem. Ha. Benim aklıma bir fikir geldi. Nasıl bir fikir? Ya olur mu dersin, baksana. Ne ya? Alo? Şirkette değil mi? Evet. Toplantıda şu an. Tamam. Ben de geldim zaten. Otel için ayırdığımız bütçenin neredeyse 1,5 katını harcadık. Yine de sonuç benim için çok tatmin edici değil. Yani ben böyle bir tablo beklemiyordum doğrusu. Her şeyi Sinan Bey'in istekleri doğrultusunda hazırladık. Kendisiyle bizzat görüşüyoruz. O çıkan sonuçtan gayet memnun. Onun memnun olması bir şey ifade etmez. Bu şirkette en son sözü ben söylerim. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Nihat Bey. Bu dosya burada kalsın. Ne yapabiliriz bakacağım. Tamam, çıkabilirsin. Peki Nihat Bey. Merhaba. Buyurun. Nihat Bey'i görecektim.
Bir dakika bekleyin lütfen. Başak Keskin derseniz görüşeceğinden eminim. Efendim? Nihat Bey, Başak Keskin sizinle görüşmek istiyor. Gelsin. Bu kadın iyice kontrolden çıktı. Ne işin var burada? Civarlardaydım. Bir uğrayıp ne var ne yok göreyim istedim. Saçmalama. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Aa, sakin ol ya. Stres kolesterolü tetikler biliyorsun. Ne geçti eline? Ha? Anlamadım. Ne geçti eline diyorum. Eda fotoğrafları görünce babasıyla ilişkisini kesecek mi zannetti? Sen gittikten sonra Sinan Volkan'a da Eda'ya da hem babalık etti hem annelik etti. Onların arasını bozmak öyle o kadar kolay değil. Gittiğin günden beri yerine gönderildiğin günden beri desen daha doğru olur. Sen de gönderilmeyi hak etmeseydin. O yaptıklarından sonra sana herhalde tahammül edecek değildik, değil mi? Neyse Nihat. Söylediklerimi düşündün mü? Bana yardım edecek misin? İstediğin şey imkansız. Sen böyle bir şeyi hayal bile etme. Geldiğin yere geri git. Bir daha da seni uyarmayacağım. Ne kadar istiyorsan vereceğim. Kaç para istiyorsun? Söyle. Ay, dejavu yaşıyorum sanırım. Sen bunamış olabilir misin? Son konuşmamızda ne kadar istediğini sorduğumu gayet iyi hatırlıyorum. Evet. O zaman cevabımı da hatırlıyorsundur. Ben senden para falan istemiyorum. Hele yani bugün öğrendiklerimden sonra bütün servetini böyle ayaklarımın altına sersen bile benim için boş. İstesen de istemesen de ben artık buradayım. Ve hak ettiklerimi almadan da şuradan şuraya gitmeye niyetim yok. Bana yardım etsen de etmesen de. Başak, beni zorluyorsun. Bu bir tehdit mi? Kesinlikle. Çok güzel. Demek ki seni korkutabilmişim. İnsanlar en büyük hatalarını ne zaman yaparlar biliyor musun Nihat? Korktuklarında. Beni korkuttuğun falan yok. Sen hiç hayal kurma. Ben de sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. İnsanlar en çok ne zaman kaybederler biliyor musun? Kendilerine çok güvendikleri anda. Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok ki Nihat. Ama senin kaybedecek çok şeyin var. Yeter artık. Senin bu saçmalıklarını dinlemek istemiyorum. Seni burada ve ailemin çevresinde bir daha görmek istemiyorum. Anladın mı? Senin boş tehditlerini benim karnım tok. Ve şunu unutma ki bu sefer benden kurtulmanız hiç de kolay olmayacak. Yaşadıkların için senden özür diliyorum. Haksızdım ben. Aslı, bak lütfen böyle konuşma. Sen böyle konuştukça ben kendimi daha suçlu hissediyorum. Suçlusun çünkü. Tamam. Tamam. Sen ne dersen de yeter ki asma o güzel suratını. Tamam mı? Elini tutabilir miyim? Hayır tabii ki. Ya Burak ben ne diyorum sen ne yapıyorsun? Durumun ciddiyetinin farkında değil misin? Ya bir ilişkimizi bir duyan olursa neler olur biliyor musun? Ya bir ilişkimiz olduğunu kabul ediyorsun yani. Hayır etmiyorum. Öyle demek istemedim. Anladın sen yani ne demek istediğimi.
Tamam. Sana söz veriyorum bundan sonra daha dikkatli olacağım. Bak riskli hareketler yok. Pulu orta öpmek falan da yok. Kendime hakim olacağım, tamam mı? İstediğim şey bu değil. İstediğim şey benden uzak durma. Sen benden ne istediğinin farkında değilsin. İnsan nefes almaktan vazgeçebilir mi? Senin de benden istediğin tam olarak da bu. Abi Aslı ile barıştığınıza inanamıyorum ya. Gerçekten çok mutluyum. Belli oluyor. Gerçi aranıza bazı parazitler girmeseydi iyi olurdu ama. Eda açma şu konuyu ya. Ya tamam, tamam. Keyfimizi bozmuyorum. Ya ama partideki o dansınızdan sonra o kadar belliydi ki. Birbirinize çok güzel bakıyordunuz. Sonunda doğruyu buldun abicim. Ya umarım babam da. Eda ya. Hoş geldin baba. Çocuklar. Eda'cığım, iyisin değil mi kızım? İyiyim babacığım. Abim sayesinde. Abimle Aslı barıştı da. Ne güzel. Sevinmişsindir sen de. Tabii ki de. Yani abim kendisi için en doğru kararı verdi. Umarım sen de en kısa sürede bunu başarırsın. Neyse, ben odama çıkıyorum. Senin adına çok sevindim oğlum. Sağ ol baba. Baba bu arada akşam işin var mı? Maç var, istersen izleyelim. Yok oğlum. Erçin Çağlar'la ilgilenecekmiş. Bazı sıkıntıları varmış da. Anladım. Senin bu son olaylardan haberin var mı? Yani Burak sana her şeyini anlatır da. Ya yok baba, klasik Burak işte. Yani bütün ilgiyi üstüne çekmeye çalışıyor. Bir de iki gün çalıştı ya. Daha fazla üstüne gitmesinler diye yapıyordur. Ya ben öyle olduğunu pek düşünmüyorum. Yani Burak o kadar derin düşünen, politik bir çocuk değil ki. Bence evlilikten korktu. Ne de olsa amcası gibi özgür ruhlu çocuk. Ama abim yanlış davranıyor. Hala Burak'a nasıl davranacağını öğrenemedi. Abim işte. Herkesin hayatını kontrol etmeye bayılıyor. Hoş geldiniz Selda Hanım. Nesi var Selda Hanım'ın? Onu hiç bu kadar kötü görmemiştim. Burak Bey'e canı sıkılmış. Tahmin etmiştim. Yine ne yapmış? İşe mi gitmiyormuş yoksa? Yok canım. Çağlar Hanım'la ilişkisiyle ilgili. Burak Bey ayrılmak istiyormuş. Ne? Yani. Biz tam sözleneceklerini beklerken Selda Hanım'ın bu hale gelmesine hiç şaşmamak lazım. Neyse ben gidip bir bakayım. Kolay gelsin Emel Hanım. Sağ olun. Aç mısınız? Mantı yaptım. Mantı mı? O mantıya kim hayır diyebilir ki? Hele sizin elinizden. Buyurun o zaman. Teşekkür ederim. Ay Şükra. Ah Selda Hanım ya. Çok gerilmişsiniz siz. Ay tam orası işte. Biraz rahat olmaya çalışın. Şöyle. Evet, içeriden zoğukluyor biliyor musun? Şimdi ben size güzel bir melisa çayı yapayım. Hem stresinizi alsın hem de sizi biraz gevşetsin. Ay çok iyi düşündün Şükrancığım. İnsan gerginken mantıklı falan da düşünemiyor yani. Haklısınız efendim. Hemen hazırlıyorum. Tamam. Hep bu Nihat'ın suçu. Şu çocukları bir Amerika'ya göndermedi yani. Gitselerdi böyle mi olacaktı? Çocuklar bir yalnız kalamadılar, doğru düzgün baş başa kalamadılar, vakit geçiremediler. Soğukluk girdi tabii araya. Uf, ya şu olanlara bak ya.
Ya aşkım, abim bu sefer de anlamaz umarım be. Dur bakayım bir sana. Yok aşkım, çok güzel oldun, hayatta anlamaz. Çok güzel aklıma geldi ama, değil mi? Delisin ha. Senden ilham alıyorum Eftali ablacığım benim. Gonca dalga geçme ya. Ya zaten yanında böyle olduğum için huzursuzum. Aşkım sen benden soğumadın değil mi? Erdem, sana nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama... Şaka yaptım, şaka. Niye soğuyum senden? Saçmalama. Ya ne bileyim, şuna baksana ya. Resmen yani sevgilimin kankası oldum ha. Eftali ablam benim, sen bunları hiç düşünme. Bak aşkım, şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Bize gidiyoruz ya. Lütfen sen fazla abimle muhatap olmuyorsun. Ki foyamız meydana çıkmasın. Ben abimden senin bizde yatıya kalman için izin isteyeceğim. Zaten verir. Gece vardiyasında çalışıyor bu hafta. Erkenden gider o. Evde bize kalır, rahat rahat takılırız. Ya aşkım ya, benim için nasıl riske giriyorsun ha? Ya cidden bak, mesela abim bu durumu anlasa, beni kesse... ciddi söylerim, gözüm açık gitmem. Ya Erdem ya, niye böyle şeyler düşünüyorsun? Hiç öyle şeyler olmayacak, Allah korusun. Biz evde istediğimiz gibi takılacağız çünkü ev bize kalacak. Ne bileyim, film falan izleriz, bir şeyler yaparız. Ha. Tamam. Sen nasıl istersen aşkım. Hadi gidelim o zaman ya. Burası olmaz. Eve daha yakın bir yerde inseydin. Burak, bunu konuşmuştuk. Tamam canım. Sen nasıl istersen. Görüşürüz. Aslı. Akşam kaçırayım seni. Hayır tabii ki Burak. Sevgilini öpmeyecek misin? Selda Hanım'a iyi gelir. Kadıncağız çok gerilmiş. Ay görüyor musun bak, nazarımız değdi Şükran. Ay evet Emel ya. Ne güzel anlaşıyorlar, birbirlerine yakışıyorlar dedik. Tepe taklak oldular. Tövbe tövbe. Ay. Geldin mi kuzum? Hoş geldin Aslı'cığım. Hoş bulduk Şükran teyze. Halil abi afiyet olsun, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim Aslı'cığım. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ ol. Ay umarım bu çay Selda Hanım'ı biraz olsun rahatlatır. Nihat Bey gelmeden kendisini toparlaması lazım. İnşallah canım. Selda Hanım'ın nesi var anne? Ay canı sıkılmış. Oğlu kız arkadaşından mı ayrılmış ne? Aslı'cığım gerçi bizi ilgilendirmez bunlar. Aç mısın kuzum? Bak mantı yaptım, ye istersen. Tamam anne, yiyeyim. Al bir tabak. Emine Hanım, elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Ay. Ne yaptım ben? Çok çok özür dilerim Emel Hanım. Affedersiniz, ben sakar adamın tekiyim. Canını sıkmayın, yıkarız geçer. İyi de yağ lekesi şimdi çıkmaz da. Çıkmasın, zaten eski bir şey. Dur yavrum, ay, ben şunu hemen bir suya basayım. Çok özür dilerim. Tekrar özür dilerim. Vallahi ben... Sen ne yapıyorsun burada ya? Su almaya geldim ya. Abartma. Ya tamam, ben çıkınca gel. Ya mutfağa da giremiyoruz ya. Ben çıkıyorum o zaman. Mantı mı o? Vay, kaynanama bak be. Neler döktürmüş öyle. Burak Bey, suyunuzu ben getirirdim. Ha, su. Olsun. Sorun değil ya. Kolay gelsin. Burak Bey önce...
önceden mutfağa hiç gelmezdi. Öyle mi? Aman kızım. Sen ne yapacağını bilirsin. Bilirsin de yine de dikkatli ol. Burak Bey çapkın biridir. Yani o geldiğinde pek ortalıklarda olma. Merak etme Şükran teyze. Tamam canım. Çok şükür aklı başında bir kızsın. Yoksa ne yalan söyleyeyim, kesinlikle senin için referans olmazdım. Çünkü Selda Hanım iyidir, hoştur ama oğlu söz konusu oldu mu asla kimsenin gözünün yaşına bakmaz. En ufak bir şeyde sizi de beni de kapının önüne koyar. Anladım. Daha fazla dikkatli olurum. Merak etmiş Şükran teyze. Tamam canım. Neyse ben çıkayım artık. Ah Halil. Beni metroya bırakır mısın? Onun için gelmiştim Şükran. Hadi gidelim. Ablacığım. Gonca sen misin? Abicim Eftali ablayla geldik. Ay. Ay şunları. Eftali Hanım? Evet. Ay. Merhaba. Merhabalar, merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş gördük canım. Siz oturun. Ben içecek bir şeyler getireyim. Tamam, tamam. Buyurun. Teşekkür. Sağ olun, buyurun, sağ olun. Kalacak yeri de yoktu. Ben de o yüzden buraya getirdim. Sen de izin verirsen bizde kalabilir mi? Tamam. Olur Gonca ama rahatsız olmasın benden. Yok abiciğim sen zaten gececisin. Biz de sabah erkenden işe gidiyoruz. Eftali abla da çalışıyor. Tamam o zaman. Yazık ama kadıncağızı üzüldüm valla. Aa sorma abicim. Böyle eşi, ne desem var, içki, kumar. Yok yok. Böyle bir kadına bile. Yapılır mı bu? Neyse. Ben o zaman erken çıkayım. Siz rahatınıza bakın. Tamam abicim. Eftali Hanım, ben işe gidiyorum. Siz kendi evinizde gibi rahatınıza bakın. Lütfen hiç rahatsız olmayın, tamam? Çok teşekkürler. Rica ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz abicim. Görüşürüz canım. Bir şey olursa haberleşiriz. Tamam. Bir şey diyeceğim ha. Abini sevdim ben ya. Vallahi bir an vicdan yaptım. İyi adammış aslında. Ben de şaşırdım vallahi. Saçmalama bir Gonca, sabahtan beri dalga geçiyorsun zaten. Tövbe de ya. Ya hadi şu eftalyaları çıkar artık Erdem ol. İyi tamam. Ben o zaman giyinip geleyim. Eşyalar. Gonca gülme artık ya. Tamam ya. Hayır, Burak'ı görmeye gelmedim. Beni görmeye geldi. Biz tekrar birlikteyiz. Hadi gidelim. Ne? Aman sen yanımda olmasaydın ne yapardım bilmiyorum. Dilim tutuldu sanki, hiçbir şey söyleyemedim. Ya Aslı, ağlama artık lütfen. Ben seni ağlatıkça kendimi daha kötü hissediyorum. Geçti bitti. Hukan sana çok teşekkür ederim. Yani beni orada o şekilde koruman o kadar değerli ki benim için. Benim yüzümden de yalan söylemek zorunda kaldım. Ben bu durumdan hiç şikayetçi değilim.
Hiç masum kız havalarına girme. Ben senin Nemo'lu olduğunu gayet iyi biliyorum. Sen Burak'ın yalanlarına ortak ettiği bir oyuncaksın sadece. Bense onun evleneceği kişiyim. Bunu kafana iyice sok. Boş hayaller kurup benim yerime geçebileceğini düşünme bile sakın. Senin gibi üçüncü sınıf mahalle kızlarıyla Burak ancak birkaç gün gönlünü eğlendirir, o kadar. Selda Hanım iyidir, hoştur ama oğlu söz konusu oldu mu asla kimsenin gözünün yaşına bakmaz. En ufak bir şeyde sizi de beni de kapının önüne koyar. Bunun daha fazla sürmesine izin veremem. Buna bir son vermem lazım. Hadi güzel sevgilimin fotoğraflarını çekeyim. Ya bir gören olursa. Merak etme, ben seni saklarım. Aslım. Hı. Aslım. Bugün çok yoruldum nedense. Bitmedi mi işin anne? İstiyorsan ben yardım edeyim sana. Selda Hanım'la Nihat Bey yemeklerini yediler. Kahvelerini de içtiler. Herhalde artık bir şey istemezler. Ay. Oh. Aa, Aslım. Ya şu elbisemin lekesi için suya basmıştım. Onu bir durulayıp asar mısın çocuğum? Tamam anneciğim. Çamaşır odasında. Ay. Yaktın beni alev. Ya keşke her gecemiz böyle olsa aşkım ya. Evet canım. Ama bu geceyi hallettik. Ondan sonra ne yapacaksın? Ben hallederim ya. Çaresine bakarım ben. Sen şey yapma öyle. Hem bir şey diyeceğim. Şu anın bir tadını çıkaralım yani. Bu gecenin tadını çıkaralım. Yani sen bunları düşünme. Nasıl düşünmeyeyim? Bir iş bulamadık sana. Ben bakayım diyorum, ona da izin vermiyorsun. Ya nasıl bulacaksın sen? Ben ne zamandır uğraşıyorum bulmuyorum. Öyle kolay mı iş bulmak? Ben Aslı'yla konuşacağım. Burak'la konuşsun. Sana spor kulübünde bir iş ayarlayalım. Yani orası olmazsa milyon tane otelleri var canım. Birisinden olur. Burak'la Aslı ne alaka ki? Ben sana anlatmadım mı? Ne o, neyi? Burak Aslı'ya aşık oldu. Nasıl Burak Aslı'ya? Burak Bey Aslı'ya aşık mı oldu? Ya tabii sorma. Talih kuşu kondu kıza resmen. Yani koskoca Masaroğlu Holding'in veliahtı. Benim de eniştem sayılır. Yani herhalde beni kırmaz, sana güzel bir iş bulur. Yok canım, ayıp olur Aslı'ya şimdi öyle. Ya niye ayıp oluyormuş? Yani soracağız biz sadece. Ya sen de artık itiraz etme lütfen. İyi tamam, madem seninle aynı yerde çalışacağım o zaman ben de kabul ediyorum. Tamam oldu, görüş. Ya hadi inşallah olur. Uyusat mı ya? Bu saatte. Daha erken. Ne yapayım, geldi şu anda, ne yapabilirim? Hı, tamam. Sen yat o zaman, ben öteki odaya gideceğim. Nereye öteki oda, ne ya? Niye? Ben burada mı yatacağım ben burada? Tek başıma mı? Yani herhalde beraber yatmayacağız eğer ben. Yani... Film bitmemiş ya. Birden uykum kaçtı. Ben film bitti sandım. Böyle konuya geçince film bitti sandım. Gel film izleyelim ya. Ne uyuması canım? Saat erkenmiş gerçekten. Gel. Zaten kaçırdık. Bir şey olmaz ya. Oralarda çok önemli şeyler olmaz. Ben gözü şurada baktım. Neyse, senin başka planların vardı ama. Ne başka planı canım? Öyle bir şey falan yoktu. Öyle bir şey olamaz yani. Film devam ediyormuş. Yani bak, hem ben seninle bir şey diyeceğim hayatım. Aynı çatı altında olmak yeter benim için yani. Öyle şey planlarım varmış ona. Bırak bir nefes alayım.
Ya ütümü kopardın. Ne yapıyorsun burada? Ne yapıyor gibi görünüyorum? Ayrıca Burak, bir gören olacak. Yarın sabah kaçta buluşalım ha? Hayatım, ben çalışma odasına geçiyorum. İncelemem gereken dosyalar var da onlara bakacağım. Müsaade edersin değil mi? Ay ne demek hayatım? Sen ne yapıyorsun öyle? Ay ben de turlara bakıyorum. Hayatım bak ne diyeceğim. Kruz gemisiyle yapılan turlar vardır ya. İşte o turlarla hep beraber bir tatile çıkalım diyorum ben. Ya işte Sinan, Elçin, Çağla, Eda, Volkan, Burak, biz hep birlikte yani. Hepimize böyle bir tatil iyi gelebilir. Hem böylelikle Elçin'le Eda'nın arasındaki buzları eritebiliriz diye düşündüm. Tamam, iyi düşünmüşsün. Hadi bakalım. O zaman bir Burak'a danışayım mı ben? Tamam hayatım. Hadi o zaman. Tamam canım. Ne demek artık kulüpte çalışmayacağım? Sen yoksan ben de orada çalışmam. Kendimize yeni bir iş buluruz. Ya Burak lütfen çocuk gibi davranma. Ay Burak neredesin be oğlum? Burak! Burak, artık daha fazla bunu sürdüremeyiz. Eğer böyle üzerime gelmeye devam edersen ben evden de taşınmak zorunda kalacağım. Tamam anladım. Tamam. Sen nasıl istersen öyle olsun. Bu sondu. Bir daha asla seni huzursuz edecek bir şey yapmayacağım. Tamam mı?